Gazete turumuzu tamamlıyoruz. Dört büyüklerin gündemine baktıktan sonra gelin Haldun Domaç'la bir Skype bağlantısı yapalım. Gündeme konuşalım. Haldun Domaç, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi hemen düne gidelim isterseniz sizinle birlikte. Ne yazık ki tatsız bir geceyi geride bıraktık. Uzatmalara giden bir mücadele ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Detayları konuşacağız ama nasıl geldi bu sonuç? Neden Lille karşısında iki maçta da üstünlük kurabilen bir Fenerbahçe, bir Mourinho takımı göremedik? Buradan başlayalım. Evet, yani genel olarak sen özetledin durumu. İki maçta da üstünlük kuran bir Fenerbahçe görmedik. Zaten Fenerbahçe'nin böyle maçlarda üstünlük kurmasını çok da fazla beklemeyeceğiz. Çünkü Mourinho'nun oyun felsefesinde böyle hani rakibi baskı altında tutmak, sağlı sollu ataklarla çok fazla pozisyon üretmeye çalışmak, ön alan baskılarını yoğun yapmak, arka alanda savunma oyuncularını öne çıkarmak, böyle hani bunları çok fazla görmeyeceğiz. Daha çok derli toplu savunmalarla geçiş hücumlarında hızlı oyuncuları kullanarak oynamak daha fazla Mourinho felsefesi. Öyle bakmamız lazım. Söz gelimi şöyle söyleyeyim. Yani Lille takımının bir oyun felsefesi var. Bu oyun felsefesi bugün de dün de vardı. Oyun felsefelerine göre çok net bir şekilde geriden oyun kurarak çıkıyorlar. Ve eğer o oyun kuruluşu sırasında kendilerine yapılan baskıyı kırabilirlerse ya da kendilerine boş alan bırakarak oynayan bir takıma karşı oynarlarsa bunu son derece başarılı bir şekilde yapıp çabuk ayaklarla savunmanın üzerine gidiyorlar ki oralarda eksiltme becerileri olan, teknik kapasiteleri yüksek orta alan oyuncuları var. Şimdi bu oyun profiline karşı ne yapılması lazım? Ya işte bardağın boş tarafına bakacağız ya dolu tarafına bakacağız. Ne yapacaktınız? O zaman ön alanda orada oyunu kurarken oradaki baskıları daha yoğun bir şekilde, şiddetli bir şekilde yapıp biraz daha savunmanızı öne çıkartacaktınız ve rakibi o alanda hataya zorlayacaktınız ki biz ilk maçta da ikinci maçta da gördük ki çok net bir şekilde o hataları yapıyorlar. Ama hoca yine kendi felsefesini düşündü ta ki sonuç artık işte 3 forveti çağırana kadar öyle bir felsefeyle oynadı. Ama 3 forveti çağırdığında sonuç aldı mı? Aldı. Peki bu kadar çılgın oynanabilir mi? Tabii ki bu kadar çılgın oynanamaz. Ama sonuç itibariyle Mourinho'nun biraz daha ön alan baskısını yoğunlaştırarak yani Fenerbahçe kimliğine uygun bir şekilde oynatması gerekiyordu. Bana göre işin sıkıntılı tarafı bu. Ha, bütün buna rağmen şunu da söyleyeyim. Yani evet bu söylediğimiz olaylar çok gerçekleşmedi ama bütün buna rağmen şu gerçekleşebilirdi. İki tane direkten dönen top, üç tane şövalyenin çok enteresan kurtarışı var. Bunlara rağmen turu geçebilecek pozisyonları da üretti Fenerbahçe. Ama dikkat ederseniz bunu daha çok son bölüme yayarak devam etti. Golü de orada buldu. Daha fazla forvet oyuncusuyla oynadığı o alanda buldu. Yani eleştirecek tabii pek çok konu da var. Olumlu tarafa da bakmak lazım. Yani onu da söylemek lazım ama sonuç itibariyle Fenerbahçe ile Lille arasında gerçekten de hani oyun felsefesi açısından oturmuş bir oyun felsefesine karşı oynadı Fenerbahçe. Çok da böyle kalite açısından farklılıklar yok. Hatta Fenerbahçe'nin lehine kalitenin daha iyi olduğunu düşünebiliriz. Öyle baktığımız zaman yani bu tur kaybedilmiş bir turdur. Bardağın boş tarafı budur bence. Peki şimdi sadece Lille maçları özelinde değil, genel anlamda izlediğimiz kadarıyla henüz bir Mourinho takımının oluşmadığını, Fenerbahçe'nin tam olarak ne oynadığını bilmediğimizi söyleyebiliriz. Peki bunu aslında hem bir genel değerlendirme hem de dün akşam özelinde Ferdi ve Fred'in yoklukları, yani bir iki oyuncunun bu denklemden çıkması mı bu tabloyu doğuruyor? Yoksa gerçekten takım ve Mourinho eşleşmesi henüz uyumu tam olarak sağlanamadı mı? Şimdi gerekçe olarak bir takımın teknik direktörünün şu oyuncum yok, bu oyuncum yoktu, onun için olmadı türünden cümleler kurmasını
gerekçe olarak çok fazla sevmiyoruz. Bunu özellikle söylememiz lazım. Bu Mourinho da söylemiş olsa aynı şeyleri konuşuyoruz. Ancak bazen bir oyuncu çok oyuncu oluşturuyor. Onu da söylemek lazım. Çok oyuncu anlamına da geliyor. Hani bazı isimleri söylersek daha net bir şekilde anlayabiliriz diye vurgulayayım. Yani şimdi Galatasaray takımından Icardi ile Torreira'yı çıkardığınız zaman ya da Muslera'yı çıkardığınız zaman İki oyuncu çıkar ama çok oyuncu çıkmış olur. Benzer bir durum Fenerbahçe için de geçerli. Onu da söylemek lazım. Yani Fred ve Ferdi gerçekten de Fenerbahçe için iki oyuncudan çok fazla anlam ifade ediyor. Bir tanesi bir enerji küpü, hatta ikisi de enerji küpü de Fred'in de ne kadar oyunda box to box yani gidiş gelişlerde etkili olduğunu net olarak biliyoruz. Ama işte büyük teknik direktörler bu tür eksikleri kapatabilme becerisini gösteren teknik direktörler. O manada baktığımda ben eleştiriyorum yani onu söylüyorum ama iki oyuncu da gerçekten çok önemli. Şimdi Mourinho'nun oyuncu ve oyun kurma noktasına baktığımız zaman da söyleyeceğimiz Mourinho oyunları daha çok savunma becerilerinin ön plana çıktığı oyunlar şeklinde oluyor. Ve şu gerçektir, savunma bir organizasyon ister. Organizasyon ama hücumda gol atmak için mutlaka organizasyona ihtiyacınız olmayabilir. Teknik becerisi, işte son çizgiye gitme becerisi olan bir oyuncuyla, iki oyuncuyla bile hücumda netice alabiliyorsunuz. Mourinho şu anda işin o kendi becerisi olan, kendisini top noktaya çıkartan savunma organizasyonlarında çok öne çıkamadı. Şunu da söyleyeyim, savunma organizasyonu deyince Ezgi hemen şöyle anlamamak lazım. 4 tane savunmacı. Dün akşam baktığımızda İsmail gerçekten iyi oynadı. Diğer tarafta Osterwolde iyi oynadı. Yani oynayan oyunculara baktığımız zaman iyi performans sergiledi. Ama savunma bir bütün. Takımın en önünden başlayıp arkaya kadar gelen bir yapı sergiliyor. İşte dün akşam Jonathan David'in orta alana kadar gelip kendi savunmasının içerisine kadar gelip oraya bir enerji yüklemesi de bu benim söylediğim olayın bir uzantısı. Henüz geride kalan resmi maçlara baktığımızda 5 resmi maçta ben Mourinho takımının tam oturduğunu düşünmüyorum. Ve zaten geldiği günde şunu söylemiştim Ezgi, belki sana belki Demet'e bağlandığımız zaman. Hani Mourinho'nun oynattığı futbol Fenerbahçe taraftarının arzuladığı futbol değil. Ama Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk istiyor. Yani ben çok iyi futbol oynayayım, şahane işler yapayım, şampiyonluğu kaybedeyim demiyor. Onun için de durum bana göre böyle. Yani biraz daha zamana ihtiyacı var Mourinho takımını izleyebilmemiz için Mourinho'nun yapacağı işler konusunda. Peki dün kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu'nun transfer gündemini isterseniz konuşalım. 35 milyon euroya Brighton'a transfer olması bekleniyor. Henüz resmi bir durum yok ama sakatlık riski olmaması açısından kadrodan çıkartıldığı iddia ediliyor diyelim en azından şu an itibarıyla. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ben de ilk anda hemen bunu düşündüm. Böyle bir iddianın sonucu değil bu. Yani bu iddia meselesi değil. Çünkü böyle olması mümkün. Çünkü siz eğer Ferdi gibi bir oyuncuyu oynatmıyorsanız işte belli gerekçeler söyleyerek bunu net olarak böyle düşünürüz. Ben de düşünürüm. Bütün spor severler de düşünür. Şimdi bir işin o tarafına değil öbür tarafına bakayım. 35 milyon euro gerçekten de Türkiye için bir rekor olacak. Ve Fenerbahçe'nin şu 35 milyon euro çok farklı bir şekilde avantajı oluşturabilecek bir maddi gelir oluşturur. Öyle düşünüyorum. Orta alanda Fenerbahçe'nin transfere ihtiyacı var. Net bir şekilde onu söyleyelim. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Hani arada gitti. Arada kaçırmış olabilirim. Yani mesela İrfan Can'la neden başlamamış gibi bir konuyu da hep sorabiliriz. Yani zaman zaman soracağız. Yani onu da vurgulayalım. Şunu söyleyeceğim. Ferdi'nin gidişi neden İrfan Can'a getirdim? Orta alanda biraz daha zenginlik oluşturup bir anlamda diğer oyuncuların da yüklerinin daha azalmasını sağlayabilir. Ve benim tahminim yani Ferdi'nin gitmesi o Fenerbahçe açısından iki transferin gelmesi anlamına geleceği için anlamlı bulduğum bir konu. Bu arada basın toplantısında Ferdi'yi orta sahada kullanmak istediğini söyledi Mourinho. İşte ben zaten onu söylüyorum. Yani o enerji mesela İsmail, Ferdi, Şimanski gerçekten de çok fazla
yani daha doğrusu çok önemli bir savunma profili oluşturabileceklerdi. Ama bunun yanında tabii bu işlerin yapılabilmesi için de bu savunma profili hep kafasında o olduğu için söylüyorum. Ama öne geçişlerde çok değerli pas üretecek oyunculara da ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Yani mesela Szymański müthiş bir enerjiyle oynuyor ama olgun pas üretme açısından yani bir 10 numara pozisyonunu tam yani yerine yerleştirmek mümkün olmuyor. Onun için yani mesela 8 numarada değerlendirdiğinde de iyi oynadığını söyleyebiliriz. Yani olgun pas üretmek için de bu kez Tadic'e bakıyorsunuz. Biraz daha Tadic yapabilir mi? Mesela Maxime'nin oyunun ilk 45 dakikasında yani ilk bölümündeki o enerjisi, adam eksiltmesi vesaireye baktığımız zaman çok iyi. Ama sonrasına baktığımızda yoruluyor. Yani bu da geç gelmesinin, işte Arap coğrafyasından gelmesinin etkisi var. Bunlar biraz daha geliştiği zaman Fenerbahçe daha önemli bir avantaj sağlayacak. Ama Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi gerçekten de hem maddi olarak hem de ülke futbolu açısından yani iki takımla Şampiyonlar Ligi'nde olmak gibi bir önemli avantajı kaçırdığımız için üzüldüğümüz bir nokta. Bir de şeye çok fazla katılamayacağım konuyu söyleyeyim. İşte biz Şampiyonlar Ligi'ni zaten taşıyamazdık, yani götüremezdik sonuna kadar, kupasını alamazdık. Yani Avrupa Ligi kupasını alacak o zaman Fenerbahçe. Yani en azından o kupaya talip olduğunu ortaya koyuyor. Bu da bir güzellik yani. Demek ki Mourinho'nun kafasında bir Avrupa Ligi finali gibi bir hayali var. İnşallah bu hayalini if diye söylemez de daha net bir şekilde söyler. Belki de Fenerbahçe taraftarı o konuda mutlu olur. Şunu söyleyeceğim. Fenerbahçe'de Mourinho'nun oynattığı oyun, çok net bir şekilde söyleyeceğimiz, böyle güç dengesi olarak daha iyi noktadaki takımlara karşı daha verimli olacak bir oyun. Ama Fenerbahçe kendisinden güç dengesi olarak daha aşağıdaki takımlara karşı böyle oynayarak sonuca ulaşma konusunda sıkıntı yaşayacaktır. Peki o if ne aslında? Bunu ben de soracaktım. Siz değindiniz. Yani Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz eğer. Yani eğer ne olursa, transfer yapılırsa mı? Eğer işte hakemler işte penaltı olmayan pozisyonlara penaltı çalmazsa mı? Roma Sevilla maçı finali bize ne söylüyor? Yani o eğer ne? Şimdi o eğerin altında dikkat edersen bir yandan da şey diyor. Mesela bu söylediklerinin hepsi var benim anladığım kadarıyla. Bir yandan da işte ben transfer için yalvarmam diyor. Ama öbür taraftan da işte Ferdi, Fred gibi iki tane oyuncum yok diyor. Yani bu bir if. Yani hakemle ilgili, Taylor'la ilgili düşüncelerinin ne olduğunu çok net bir şekilde Sevilla Roma maçlarından biliyoruz. Yani eğer bizi hakemler yarı yolda bırakmazsa demeye çalışıyor ki, hani şunu söyleyelim, orada da hakkını yemeyelim. Ya dün gece hani şunu bir Türk takımı bir Türk takımına karşı yapsa, ki biz biliyorsun büyük takımlarımız genelde bu tür itirazda bulunuyor. Hani Türkiye ayağa kalkardı ya. Yani Lille takımı oyuncuları yerden kalkmadılar ya. Yani böyle bir durum, 5 kere yere yatan oyuncu var. Yani o böyle bir noktada hakemin buna müsaade etmesi de anlaşılır gibi değil. Çok geç kaldı daha doğrusu keskin tavır sergileme konusunda. İflerin ardında bir de bunu söyleyebiliriz. Yani ifin arkası çok dolmadı, onu söyleyelim. Yani eğerin arkası diyelim de şimdi izleyicilerimiz de yanlış anlamasın, çok dolmadı onu söyleyebilirim. Hayır, doldurursam da başım belaya girer dedi. O da enteresan. Yani gerçekten ne o? Çok merak ediyoruz şu anda. Vallahi ben de ya işte hakem konusu olabilir, transfer konusu olabilir. Yani o ifi çok net bir şekilde kendisi de tanımlamadığı için biz de kafasından geçen bir şey olduğunu anladık ama ne olduğunu bilmiyoruz. Herhalde zaman içerisinde onu çözmeye çalışacağız Ezgi, yani zamana ihtiyacımız var o iş evet, konusunda. Evet, zamanla anlarız Mourinho'nun dilini. Peki bir de şu 3 forvet konusunu sormak istiyorum. Az önce biraz değindik ama aslında birincisi kim olacak tartışması hala devam ediyor. Çünkü Dzeko gerçekten hazır başladı ve iyi gidiyor. En-Nesyri yavaş yavaş süre almaya başladı ama hala o taraftarın beklediği patlamayı yapamadı. Cenk Tosun da zaten bildiğimiz bir potansiyel ve kariyeri var. Onun o standardın pek altına düşmüyor. Yani oyuna girdiği zaman bir hareket getiriyor karşılaşmaya. Bu noktada siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bana göre öyle söyleyeyim. Birinci forvet En-Nesyri, ikinci forvet Dzeko,
Cenk de bu takımda tamamlayıcı forvet noktasında. Zaman zaman sol kenar oynar, zaman zaman sağ kenar oynar. Tamamlayıcı forvet oyunun gidişatına göre. Pardon. Şunu söylemem lazım. Peki neden Dzeko oynuyor diye soru olabilir. Onun sebebi de En-Nesyri'nin henüz net olarak hazır olmamasından kaynaklanıyor. Ve bir de tabii Dzeko'nun sezona iyi başlamış olması, yani resmi maçlara iyi başlamış olması da bir etken. Ama bu şunu vurgulamam lazım. Dzeko oyunun başındaki o enerjisini oyunun 60-65. Dakikadan sonrasına taşıyamıyor. Ki bu gayet doğaldır. Yaş itibariyle kolay bir iş değil. Bir de oyuncunun çalışkanlığını da bir kenara yazarsak, yani şöyle yapmıyor. Ben şurada diri kalayım ceza sahasında. Yani takım oyununda çok katkıda bulunmam önemli değil. Orta alana gelip oralardaki ikili üçlü sıkıştırmalarda takıma yardım edeyim noktasında çok ciddi bir isteği var. Yani bundan uzak kalmadığı için enerjisi 60'larda, 65'lerde tükeniyor. Onun için de biraz En-Nesyri sonrasından atıldı oyuna. Ama ben genel gidişatta göreceğimiz tabloyu söylüyorum. En-Nesyri öne geçecek. Şu anda tam net hazır olmamakla birlikte sonrasında Dzeko ve Cenk de tamamlayıcı santrofor olarak görev yapacak diye düşünüyorum Ezgi. Peki Haldun Domaç, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Ben de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Haldun Domaç'la Fenerbahçe değerlendirmesini yaptıktan sonra bu saati tamamlayacağız saat başında.